باب الاستسقاء كيف هو وهل فيه صلاة أم لا؟ İstisqa namazı nasıldır? Evet. Ve onda istisqa duadır. Yağmur duası. Yağmur duası nasıl yapılır ve onda namaz var mıdır, yok mudur? Yağmur duasında namaz kılınır mı, kılınmaz mı? Haddesena Abdurrahman ibnül Carud huve Ebu Bişrinil Bağdadiyyü kâle haddesena Sa'id ibnü Kesir ibni Ufeyr kâle haddesena Süleyman ibnü Bilal عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك evet, أنس بن مالك رضي الله عنه eşittim ki diyor يذكرو zikreder أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة bir adam cuma günü mescide girdi من باب كان وجاه المنبر minberin tarafından bir kapıdan minbere bakar bir kapıdan girdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaimun yahtub. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ayakta hutbe okuyordu. Bu adam girdi içeri. Festakbele Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kaime. Bu adam geldi Peygamber Efendimiz'e karşı durdu ayakta. Sümme kâle. Sonra bu adam dedi ki ya Resulullah heleketil emval ve enkata'atis sübür. Mallar helak oldu. Yollar kesildi. Yani yağmur yok. Yağmur yağmadı. Giden gelen yok. Mallar ot yok yoklasınlar. Su yok yiyişsinler. Fethullah'a Allah'a dua et. Yuhisuna bize yardım etsin. Yağmur göndersin. Ferefe'a Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yedeydi. Peygamber Efendimiz ellerini kaldırdı. Sünne kâle. Resulullah Efendimiz buyurdular. Allahümme eskina ya Rabbi. Bize yağmur gönder. Bizi sula. Kale Enes. Enes radıyallahu anh diyor ki fevallahi Allah'a yemin ederim ki ma nera fissemai min sahabi. Göğde hiçbir bulut yoktu. Ve la gazaatin. Büyük bulut bırak da küçük bulut da yok. Gazaa küçük buluda derler. Ne büyük bir bulut vardı ne küçük bir bulut vardı. Ve ma beynena ve beyne sel'in min beytin ve la dar. Cebel-i Serey var ya burada, Cebel-i Serey ile bizim aramızda da yani Mescid-i Saadet arasında da o vakitte bir ev, bir şey yokmuş. Ta Cebel-i Serey'den Mescid-i Resulullah'a kadar boş, boş araziymiş. Kale, Enes İbn-i Malik radıyallahu anh diyor ki فَتَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَتُ سَحَابَتُنْ Cebel-i Serey'in arkasından bir bulut türedi, çıktı. Öyle sahabe ki mislü türsi. Kalkan var ya hatlarda kullanırlar. Şemsiye kadar bir şey işte. O şemsiye kadar bir kalkan kadar bir bulut oradan türedi. Felemma tevassatetis sema. Vakti ki geldi gökün ortasına yani Mescid-i Saadet'in üzerine geldi o. İnteşeret. Dağıldı etrafı o bulut. Bu küçük bulut dağıldı, büyüdü. Sümme emtaret. Sonra yağmur yağmaya başladı. Kale Hazreti Enes diyor ki fevallahi Allah'a yemin ederim ki ma reyne şemse sebten bir hafta güneşi göremedik. O kalkan kadar, şemsiye kadar olan bir bulut geldi, dağıldı, bütün Medine'nin etrafını kapladı, yağmur yağmaya başladı. Bir hafta güneşi göremedik diyor. Bir hafta yağmur devam etti. قال Hazreti Enes buyurdular ki sümme dehale raculun minel bab fil cüm'atil mukbile ikinci cüme oldu ikinci cümede yine kapıdan bir adam girdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kaimin yaktubun nas Peygamber Efendimiz de hutbeyi okuyor ayakta aradan bir hafta geçmiş festakbelehu kaimen geldi Resulullah Efendimizin karşısında durdu kale sümme kale dedi ki ya Resulullah هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها عنا يا رسول الله yağmurun çokluğundan mallar helak oldu evvelce yağmursuzluktan helak olmuştu şimdi de yağmurun çokluğundan gidilmez gelinmez oldu yollar kesildi mallar helak oldu Allah'a dua et daha yağdırmasın dursun فَرَفَعَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ Peygamber Efendimiz ellerini kaldırdı.
Sümme kâle, Resulullah Efendimiz buyurdu. Allahümme havalina la aleyna ve la aleyna. Allahümme alel âkâmi vel zirâf. Allahümme ya Rabbi, havalina la aleyna. Bizim etrafımıza yağdır, bizim ve la aleyna, üzerimize değil. Etrafımıza yağsın, üzerimize yağmasın. Allahümme ya Rabbi alel âkâm. Âkem, ekemenin cemi. Böyle yüksek yerlere derler. Yani tepelere, dağlara ve zira, bu da yüksek yerler. Bunlara yağsın, bizim üzerimize yağmasın. Kale, Hazreti Enes buyuruyor ki fe'akla'at. Derhal yağmur kesildi. Ve harece yemşi fişşems. O dua isteyen adam da çıktı, güneşte yürüdü artık. Bir hafta hani güneşi görmemiştiler ya. Derhal bulut gitti, güneş doğdu ve güneşte yürüdü. Şimdi burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yağmur duası için bir namaz kıldı mı? Yok, yalnız dua etti. Dua etti, birinci de dua etti, yağdı, ikinci de dua etti, kesildi. Haddesena Behru bin Nasr, kâle, buraya alâ Şuayb ibn Leyf, أخبرك أبوك عن سعيد بن أبي سعيد عن شريك فذكر بإسناده نحوه. بحر بن نصر diyor ki evet, Şuayb ibn Leys üzerine bu hadisi okudular ki senin baban buna böyle haber verdi. Sa'id ibn Ebi Sa'id de Nebi Sa'id'in Hudri'den ve Şurik de. O senedi zikretti. Haddesen ibn Ebi Davud, kâle haddesen Ebu Zafer, Abdüsselam ibn Mutahar, kâle haddesen Süleyman ibn Mughire, an Thabitin, an Enes'i. Yine bu senette Hazreti Enes'e çıkıyor. Hazreti Enes radıyallahu ta'ala kâle buyurdular ki inni le kâimun indel minberi yevmel cüm'a. Cüm'e günü ben minberin yanında idim. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yahtubu. Peygamber Efendimiz de hutbe okuyor idi. Fekâle ba'du ehlil mescid. Namaz kılanlardan bazıları, ehli mescid yani namaz kılanlardan bazıları dediler ki ya Resulullahü bisel matar. Ya Resulallah, yağmur kesildi. Ve heleketil mevaşi. Hayvanlar, maşiyeler, hayvanlar helak oldu. Fed'ullaha yeskina. Allah-u Teala'ya dua buyur. Bizi sulasın. Yani yağmur versin. Ferefe'a yedeyhi. Peygamber Efendimiz ellerini kaldırdı. Ve ma fissemâi min sahabi. Halbuki göğde hiçbir bulut yoktu. Ellerini kaldırdığı vakitte. فَأَلَّفَ اللّٰهُ بَيْنَ السِّحَابِ Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bulutların arasını telif etti. Yani oradan bulut geldi, buradan bulut geldi, toplandılar. فَوَبَلَتْنَا O bulutlardan yağmurlar yağdı, bizi ıslattı. حَتَّى اِنَّ الرَّجُلَ Hatta bir adam لَيَهُمُّهُ عَنْ نَفْسِهِ اَنْ يَأْتِي اَهْلَهُ Evine gitmeyi düşünün. O kadar yağmur yağdı ki mescitten evine gitmek artık onun mühim emri oldu. Gidemez oldu, o kadar yağmur yağdı. Femutir. Femutirna seb'an. Bize 7 gün yağmur yağdı. Kâle fe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yahtubu fil cüm'ati saniye. İkinci hafta oldu. İkinci hafta Peygamber Efendimiz yine hutbe okuyordu. İz kâle ba'du ehlil mescid. Bu mescidin ehlinden bazıları dediler ki ya Resulallah teheddemetil büyüt. Ya Resulallah evler yıkıldı. Evler topraktan ya. Bir haftadır yağmur yağdı. Su çekti evler. Yıkılmaya başladı. Evet evler yıkılmaya başladı. Fethullah'a Allah'a dua et. En yerfe'aha anna. Bizden kaldırsın. Yağmur yağmasın. Kale ferefe'a yedeyi. Hazreti Enes diyor ki Resulullah Efendimiz ellerini kaldırdı. Ve kâle buyurdu. Allahümme havalina ve la aleyna. Ya Rabbi bizim etrafımıza yağdır, bizim üzerimize değil. Fetekavvara. Tekavvur etti. Tekavvar mine tefe'ul. Ey teferraka ve tekatta'a firakan müstedireten. Fi iklim diyor. Derhal bulutlar hemen ayrıldılar. Her birisi bir tarafa gitti. فَتَقَوَّرَ مَا فَوْقَ رُؤُوسِنَا مِنْهَا O bulutlardan bizim başımızda olan bulutlar ayrıldılar. حَتَّى كَانَا فِي اِكْلِيلٍ حَتَّى اِكْلِيل
İkrir burada fethi evvelihi ve yok şey ikrir bi kesril hemzeti ve sükunil kaf ve tat ve ma ahata bi şeyin. Başına sarılan bir şeye de derler ikrir, sarığa. Evet. İnsan başına tac örter yahut da sarık sarar başına. Bunun şekilde oldu yani. O başımızda o toplanan öyle tac gibi olan bulutlar etrafa dağıldılar. Hatta kana fi iklilin yemturu ma havlana ve la nuntar. Hatta etrafa dağıldı. Başın şimdi sarığı sardığın vakte başın ortası açık kalır, etrafında sarık var. O bulutlar da böyle etrafa bir sarık gibi oldular. Medine'ye yağmazdı, etrafa yağardı. Yani Peygamber Efendimiz ne buyurdu? Havaline ve la aline. Etrafa yağsın, üzerimize yağmasın. Bulutlar da böyle açıldı. Medine'nin etrafını ikili sarık gibi sardı. Ortası açık, etrafına yağardı. Medine'ye yağmasın. Haddesene İbn-i Merzuk ve Ebu Bekret'e kâle haddesene Abdullah İbn-i Bekrin en Hümeydin kâle süvide Enes İbn-i Malik. Enes İbn-i Malik'e sordular. Hel kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yerfe'u yedeyhi. Resul-i Ekrem Efendimiz ellerini kaldırır mıydı? Kâle dedi ki kîle lehu yevme cüm'etin ya Resulallah tuhital metel. Bir cüm'e günü dediler ki ya Resulallah yağmur yağmıyor, yağmur kesildi. Ve ecide betil ardu. Yer kurudu. Ve heleken mal. Evet, mal yani hayvanlar helak olmaya başladı. Kâle Hazreti Enes buyurdu ki femedde yedeyhi. Resulullah Efendimiz ellerini uzattı. Ellerini yani havaya kaldırdı ve uzattı. Çünkü onlar sordular ki dua ederken ellerini kaldırır mıydı? O da işte bunu diyor ki böyle yağmur duasını istedikleri vakitte Resulullah Efendimiz ellerini kaldırdı. Hatta ra'aytu beyaza ifteyhi. Hatta koltuğunun altının beyazlığını gördü. O kadar kolunu kaldırmış ki kolunun altındaki beyazlık görünmüş. Sümme zekere nehve hadisi bin Ebi Davud. Yukarıda zikrettiğimiz hadisin aynısını zikrettiği. Yani Peygamber Efendimiz dua ederken ellerini kaldırmış. O kadar kaldırmış ki koltuğunun altındaki beyazlık görünmüş. حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه yine bu hadisi şerifi bu senede de zikrettiler. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن الصمت قال قلنا لكعب بن مرة مرة بن كعب sahabenin isminde bunun ihtilaf ediyorlar. Adı Kâb ibn-i Murre mi yahut Murret ibn-i Kâb mi? Buna sordular ki haddisna hadisen, bize bir hadis rivayet eyle. Öyle hadis ki semi'atehu min Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den işittiğin hadislerden bir hadis bize rivayet eyle dediler. Lillahi Ebu Vahver. Yani Allah için dikkat et ve yalan söylemeden de hazır et, iftira etme. Peygamber Efendimiz'den dinlemiş olduğun hadislerden bize bir hadis rivayet et. Kale, o dedi ki Deha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz dua etti ala mudara. Mudarın aleyhine dua etti. Feeteytuhu, ben ona geldim. Fekultu, dedim ki ya Resulallah اِنَّ اللّٰهَ قَدْ نَصَرَكَ Cenab-ı Hak sana nusret verdi. وَاسْتَجَابَ لَكَ Senin duanı kabul buyurdu. وَاِنَّ قَوْمَكَ Halbuki bu mudar senin kavmundur. Çünkü mudar Kureyş'in asli kökü onlar. Mudardan geliyor. Bunlar senin kavmundur. Sen bunların aleyhine beddua ettin. Allah da duanı kabul etti. قَدْ هَلَكُوا وَاِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا Bunlar senin kavmudur. Kavmundur. Onlar hep helak oldular. فَدْعُ اللّٰهَ لَهُمْ Bir de bunların lehine dua et. Peygamber Efendimiz aleyhine dua etti. Allah-u Teala yağmuru kesti onlardan. Başladı hayvanları ölmeye, kendileri perişan olmaya. Fakat bu senin kavmundur. Bunların bir de lehine dua et diye dedim. فَقَالَ Resulullah Efendimiz buyurdular ki اللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيًا مَرِيًا طَبَقًا غَدَقًا عَاجِلًا غَيْرَ رَائِثٍ نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍ
bu duayı okudu. قَالَ فَمَا كَانَ olmadı illa cum'aten ev nehvaha, bir hafta yahut da bir haftaya yakın olmadı hatta nutiru, yani aradan bir hafta geçmedi hatta yağmurlar yağdı. Duanın manası Allahümme ya Rabbi iskina, sen bizi sula, yani yağmur gönder, bizi gönder, bizi sulasın, neyi gönder? Gaysen, menfaatli bir yağmur. Evet, haşiyede yazıyor, gaysen, ey mataren mughisen, ey müşbi'an, doyurucu bir yağmur gönder ona. Evet. Müri'en, ey Mahmud el-Akibe, gayra darin. Yani suni iyi geliyor. İnsana zarar vermez. Bazı yağmurlar var ki zarar verir. Şiddetli yağar. Sel olur. Ondan zarar gelir. Yok. Öyle yavaş yavaş yağar da ve çok yağarsa yer doyar ve mezruata da zarar gelmez. Müri'en, ey atiyen bir ri'i vel kasar. Müri' yani böyle bir yağmur olsun ki ot bitsin, yeşillikler töresin. Bazı yağmur olur ki zararı olur. Bu öyle değil. Faydalı olsun. Evet. Yukalu emra'atil ardu iza ahsabat. Tabakan, tabakan demek. Ne demek? İma ilen lil ardi muvattiyen leha. Yerin her tarafını kaplasın. Bazı yere yağar, bazı yere yağmaz. Öyle değil. Tabakan. Her hepsine yağsın. غَدَقًا بِغَيْنِ مُعْجَمَ وَدَالٍ مُهْمَلَ وَقَافٍ مَفْتُحَةً غَدَقًا هُوَ النَّفَرُ الْكِبَارُ الْقَطْرِ. Taneleri büyük yağmur. غَدَقًا da bu, taneleri büyük yağmur olsun ki yer ondan daha faydalansın. غَيْرَ رَائِسٍ acilen. Evet. Acilen acele. Acele olsun. غَيْرَ acili. Yani geriye bırakma. غَيْرَ رَائِسٍ. Burada râis de gayr-ı acilin demek. Yani ya Rabbi, evet yağmur duayı kabul eder, yağdırırsan ama fakat bir müddet sonra, bir ay sonra, iki ay sonra yok. Öyle yapma, hemen, hemen yağdır, acele. Acele manası da. Nâfi'en gayr-ı darin, menfaat olsun, mezarreti olmasın. Onun için Resulullah Efendimiz bu duayı buyurduğu gibi diyor, bir hafta geçmedi, yağmur yağdı. Kâle Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَذَهَبَ قَوْمٌ, bir kavim zahip oldular ki اِلَا اَنَّ سُنَّةَ الْاِسْتِسْقَى, istisqada sünnet olan, yağmur duasında sünnet olan وَالِبْتِهَارُ اِلَى اللّٰهِ تَعَالَى, Allah-u Teala'ya ilticadır, duadır وَالتَّضَرُّ اِلَيْهِ, Allah'a yalvarmak. İstisqa bu demek, çıkıp dua etmek bu. كَمَا فِي هَذِهِ الْاَثَارِ, nitekim işte bu eserlerde, bu rivayetlerde geldi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalnız dua buyurdu. Ayrıca yağmur duası için bir namaz kılmadı. وَلَيْسَ فِي ذَٰلِكَ صَلَاتٌ, İstiskada namaz yoktur. وَمِمَّنْ ذَهَبَ اِلَى ذَٰلِكَ, bu kavle sahip olanlardandır Ebu Hanife'te rahimahullah, İmam-ı Azam buna sahip olmuştur ki yağmur duasında namaz yoktur. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ, başkaları buna muhalefet etti, yarın gelecek. Onlar da diyorlar ki hayır, namaz vardır. Namaz kılar, ondan sonra duayı yapar. O da, ona sahip olan da imameyin. İmameyin de ona sahip olmuş ve yarınki de çok gelecek. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ مِنْهُمْ اَبُوْ يُسُفْ رَحْمَةُ اللّٰهُ تَعَالَى. Dünkü okuduğumuz meselede İmam Ebu Hanife'nin kavliydi ki yağmur duası duadır, namaz yoktur. İmam Ebu Hanife rahimahullah buna zahip oldu. Fakat bazıları İmam Ebu Hanife'ye muhalefet ettiler. Bu muhalefet edenlerin birisi de İmam Ebu Yusuf. Fekalu, onlar dediler ki belis sünneti fil istisqa, yağmur duasında sünnet olan en yahrucel imamu bin nas, İmam cemaatinin beraber çıkmasıdır. Giler müsalla, namaz kılınan yere. Ve yusalli bihim, onlara namaz kıldırmasıdır. Hünake, bu mescitte müsalla yerinde rek'ateyn, iki reket namaz kıldırmasıdır. Ve yecehere fihima, bu iki reketin ikisinde de cehren okumaktır. Bil kıraati kıraati, aşikar okuyacak. Sümme yehtube, sonra hutbe okumaktır. Ve yuhavvile rida'ehu, abdestini de ters çevirmesidir. فَيَجْعَلُ عَلَاهُ أَسْفَلَهُ وَأَسْفَلَهُ أَعْلَاهُ, aşağısını yukarıya getirir, yukarısını da aşağıya getirir.
İlla en yekûne ridâen sakîlâ, illa ağır bir rida olursa ki la yumkinuhu kadbuhu, onun eteklerini omuzlarına alsa tutturamayacak. Kezalik bu şekilde. Ev yekûne taylesânen, yahut da taylesan olsa, yani üzerinden asmış böyle ince bir şey olursa ve yec'alu şikkel eymen, vakitte sağ tarafını kılar minhu ve abadan alel ketifi leyser, sol omuzuna ve şikkel leyser, sol tarafını da kılar minhu ve abadan alel ketifi leyme, sağ omuzuna. Abasını kalbetmek esasen eteklerini omuzlarına alacak, omuza gelen yeri aşağı bırakacak. Fakat kaba bir şeyi tutmuyor yahut da pek ince, bunun bir faydası olmazsa, leşek gibi bir şey olursa, vakitte sağ tarafını sola, sol tarafını da sağa çevirir. Ve kalu, dediler ki, ma zükire fi hazil asar, bu eserlerde zikredilen şeyler, min fiyale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in işinden ve sualihi bihi, Peygamber Efendimiz'e sual buyurmalarından, ki geldi ne dediler, ya Resulallah yağmur yağmıyor, dua et. Resulullah Efendimiz de dua etti. Sonra ikincide geldiler, ya Resulallah yağmur çok yağdı, bize zarar veriyor, dua et kesilsin. O da ya Rabbi bizim etrafımıza yağsın da üzerimize yağmasın dedi. Bunları da diyor, bu da caizdir. Yes'elullaha zalik, Allah-u Teala'dan bunu da ister. Feleyse fihi, fakat o duada olmadı. En yekûne min sünnetil imam, imamın sünnetinden olan şeyi def etmedi ki izâ eraden yestesgıye bin nas, nasının yağmur duasına çıktığı vakıttan yef'ale mazekerle, bizim zikrettiğimiz namazı kılmasını, hutbe okumasını men eden bir şey yok. Yani o da caizdir. Fakat namaz kılması daha evladır. Resulullah Efendimiz dua etti de namaz kılmayın mı dedi diyor yani. Namaz kılmayın demedi. Binaenaleyh sünnet olan dışarıya çıkıp milleti de beraber çıkarması, bu arada namaz kılıp o namazda da aşikârı okuması daha iyidir diyor. Hem de bir de hutbe, namazdan sonra hutbe okuyacak. Evvela namaz kılacak, bayramlar gibi. Sonra da hutbe okuyacak. Türkiye'de bunu yapıyorlar. İmam Ebu Yusuf'un kavrini yapıyorlar değil mi? Evet. Evvela çıkıyorlar, namaz kılıyorlar mı? Kılıyorlar. Hutbe de okuyorlar mı? Okuyorlar. Hutbe de okuyorlar. Ondan sonra dua ediyorlar. Ha? Mesela böyle bir ormanı falan giderlerse böyle bir bazı evet. Onda namaz kılıyorlar, dua ediyorlar. Evet. Hadi orada da okuyorlar. Ben seni böyle tutmuştum. Biz burada nazar ettik ki acaba hangi tarafın dedi ki hadise sünnete daha muvafıktır? Hel necidu lehu minel asari delile. Bu namaz kılanların dediğine de bir delil var mı? Öteki birinci kavlde İmam-ı Hanife'nin kavli ki orada bir namaz meselesi yok, Peygamber Efendimiz dua etti. Fakat bu ikinciye zahip olanlar ki İmam Ebu Yusuf onlardır. Diyor ki sünnet olan namaz kılacak. Namazda da aşikâr okuyacak. Bir de hutbe okuyacak. Acaba hadiste var mı bu da? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu da yapmış mı? Bunu araştırdık diyor. فَاِذَنْ يُونُسُ قَدْ حَدَّسَنَا بَقْتِ Yunus bize rivayet etti. İkinci hadis İbn Ebu Davud rivayet eyledi. قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد. Yine bu hadis Abdullah bin Zeyd'den geliyor. Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh diyor ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kharaca ila musalla. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem musallaya çıktı. Musalla demek mescit demek değil. Şehrin kenarında bayramları kıldıkları yer. Burada da Mescid-ül Gamame'nin yeriydi. Musalla orasıydı. Evet. Festeska yağmur duası talep etti. Fehevvele ridâehu. Ridasını tehvil etti. Vestekbelel kıble ende kıbleye döndü. Yani dua ederken kıbleye döndü. Dua etti. Cemaate dönüp de dua etmedi. Kıbleye karşı. Bunda da namaz yok. Bu rivayette de namaz meselesi yok. Yalnız Abbas'ın tehvili var. Haddesen ibn-i Ebi Davud
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عباد بن تميم evet عباد بن تميم روايته diyor ki أن عمه أمجسي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمجسي ده رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أخبره أن خبر وردك أن النبي صلى الله عليه وسلم جنبر فنص خرج بالناس إلى المصلى الناس إلى المصلّى çıktı يستسقي لهم onlara yağmur talep eder olduğu halde çıktı. Onlara yağmur duası yaptı. Fekamese de Allah kalktı Allah'a dua etti. Kaimen. Ayakta dua etti. Sümme teveccühe kıbelel kıble. Sonra kıble tarafına teveccüh etti. Fehevvele ridâehu. Ridasını da tehvil etti. Çevirdi. Fesuku. Yağmur da yağdı. Suku yani sulandılar. Sulandılar ne demek? Yani yağmur geldi. Şimdi bu rivayette de namaz yok. Yalnız gene tehlil var. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme. Kale haddesena Abdullah ibn Raca. Kale akhberene el-Mes'udiyyü an Ebi Bekir ibn Muhammed ibn Amr ibn Hazmi. An Abbad ibn Temim. Yani bu rivayette de Abbad ibn Temim'e çıkıyor. An ammihi o da amucesinden rivayet eyledi. Kale kharaca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem festesfa. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yağmur duasına çıktı, yağmur duasını yaptı. فَقَلَبَ رِدَاءَهُ Ridasını tehvil etti. قَالَ قُلْتُ جَعَلَ لَعَلَى عَلَى الْأَسْفَلِ وَالْأَسْفَلَ عَلَى لَعَلَى Tehvil etti ne demek? Emucesine soruyor ki yani eteklerini omuz yerine, omuz yerleri de etek yerine getirdi. Böyle mi yaptı? قَالَ لَا Böyle değil. بَلْ جَعَلَ الْأَيْسَرَ عَلَى الْأَيْمَنِ وَالْاَيْمَنَ عَلَى الْاَيْسَرْ Sağ omuzunu yerini sol omuzuna getirdi. Yani ters giyince eli olur. Sağ omuzu sol omuzunun yerine gelir, sol omuzunun yerine sağ omuzuna gelir. Böyle yaptı. Şimdi bu rivayette de tehvil demek ki ağırmış Resulullah Efendimiz'in ebası. Eteklerini yukarıya getirse tutmayacak, durmayacak. Onun için o şekilde tehvil etmiş. حدثنا محمد بن النعمان قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الدراوتي عن عمارة بن عزية عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد عبد الله بن زيد روايته التي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي Peygamber Efendimiz صلى الله عليه وسلم yağmur duasına çıktı وعليه خميسة سوداء onun üzerine de bir elbise vardı, hamise, siyah bir elbise ki hamise diyor hiye thawbu khazzinin sufin mu'limin şeyden, yundan yapılır yahut da ipekten yapılır evet onda da nakışlar vardır mu'lim evet o haşiyede diyor ki جمعها الخمائس كذا في النهاية وعبر عنها في الرواية الأخرى بالرداء بعض روايات لده خمسة مديدة رداء دي قال العلامة القاري في كشف الموطة ذكر الواقدي أن طول ردائي صلى الله عليه وسلم كان ستة أذرعي 6 arşın boyundaydı yani 3 metre 3 metre uzunluğundaydı ridası zekere Suyuti وقال ابن حجر المكي كان طول ردائي عليه السلام 4 أذرع diyor ki hayır 6 arşın değil 4 arşın yani 2 metre وَعَرْضُهُ ذِرَعَانِ وَشِبْرِ yeni de 2 arşın bir de 4'te 1 evet 2 arşını yani 1 metre bir de 12 santim evet Yeni de bu kadardı. وَالَّذِي كَانَ يَخْرُجُ بِالْوِفُودِ رِدَاءٌ اَخْضَرٌ Bir de cemaatler vüfud geldi mi? Peygamber Efendimiz bir ebageye çıkardı ki o fi طُولِ اَرْبَعَةِ اَذْرُعِينَ 4 arşın boyundaydı o yeşil eba. وَعَرْضُهُ ذِرَعَانِ وَشِبْرٌ Yeni de 2 arşın bir de rübü'ydü. O vüfud geldiği vakitte yani Müslüman olmak için cemaatler gelip de dini İslami sormak yahut da bir mühim mesele için evet mümessiller gelirse kavimleri temsil eden adamlara vüfut derler. Onlara o ebayı giyer çıkardı. Fakat
bu yağmur duasına çıktığındaki eba siyah ebaymış. Uzunluğunda da ihtilaf var. İmam-ı Suyuti'ye göre 6 arşın, İbn-i Hacer-i Mekki'ye göre 4 arşın. Evet, nerede tabi ben yok. Görünüz. Kâle haddesene, beraberdi. Evet, en Abdillah ibn-i Zeyd, kâle harice Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nistaski ve aleyhi hamise. Hamisatun sevda. Yağmur duasına çıktığı, evet, siyah bir ebası vardır. Hamise denilen. Fe'arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz murad etti ki en yâhuzeha bi esfeliha ve ebanın eteklerini alsın. Feyeci'alehu ala a'laha yukarıya getirsin, umuzlarına koysun. Böyle murad etti. Felemmâ sekulet aleyhi vaktaki eba ağır olduk. En yuhevvileha ve mütehvil etmek eteklerinden tutup yukarıya alsan, umuz tarafı kalın. Düşecek, tutmayacak. قَلَبَهَا عَلَى عَاتِقِهِ O vakitte kendi sağ omuzunu sola, sol omuzunu sağa getirdi. O şekilde geldikti. Demek ki imkanı varsa eteklerini yukarıya alacak. Eğer imkanı yoksa o vakitte ters giyecek. حَدَّسَنَا بِنُ مَجْدُوبُ قَالَ حَدَّسَنَا وَهْبٌ عَنْ شُعْبَةَ اَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ اَب۪ي بَكْرِ اَنْ عَبَّادِ بِنْ تَم۪يمِ اَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ زَيْدِ اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ İstesqa feqalebe rida'ahu. Peygamber Efendimiz yağmur duası yaptı ve ebasını kalbetti. Evet. Bu rivayetlerde fefi hazihil asar kalbuhu li rida'ihi. İşte bu rivayetlerde Peygamber Efendimiz yağmur duasında ebasını ters çevirdiği var. Ve sıfatu kalbir rida keyfeka. Fakat bu ebasını ters çevirmede ne suretli olur olsun. Ya eteklerini yukarıya getirecek yahut da ters çevirecek. Ve ennehu innemâ ce'ale mâ alâ yeminihi minhu alâ yesârihi ve mâ alâ yesârihi alâ yeminihi limâ sekule aleyhi en yece'ale a'lâhu esfelehu ve esfelehu a'lâhu. Peki burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayet ediyor ki ters çevirdi ki bunu yapması ağır olduğundan dolayı, eba ağır olduğundan dolayı eteklerini yukarıya getiremedi. Yoksa asıl olan o. فَكَذَٰلِكَ نَقُولُ Biz de böylece deriz. مَا اَمْكَلْ İmkanı varsa, İmam Ebu Yusuf ve Cemaat böyle diyorlar. İmkanı olduğu müddetçe اَنْ يَجْعَلَ اَعْلَهُ اَسْفَلَهُ Aşağısını yukarıya kıla. وَاَسْفَلَهُ اَعْلَهُ Aşağısını da yukarıya kıla. فَقَلَبَهُ كَذَٰلِكَ هُوَ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptı. ve ma la yumkinu zalike fihi eğer yok aşağısını yukarıya getirmek imkan olmazsa havvala tahvil eder. Yani sağ omuzunu sol omuzunun yerine, sol omuzunun yerini sağ omuzuna getirir. Fecaale el eymene minhu eyser sağı sola getirir ve leysere minhu eymen solu da sağa getirir. Fakat zâde mâ fî hâdîl âsâr bu okuduğumuz hadis-i şeriflerde ziyade eyledi. Alâ mâ fîl âthâril uvel dünkü okuduğumuz birinci hadislerdeki rivayetler üzerine ziyade eyledi. Neyi ziyade eyledi? Eba'nın kalbini. Öyleyse feyembeğî layık olur ki en yüstâmele zâlik eba'nın kalbi istemal edile ve lâ yutreke terk olunmaya. Çünkü okuduğumuz hadis-i şeriflerde ebanın kalbi yoktu. Zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitte Cuma'nın hutbesini kıldırırken olmuştu. Fakat bunlar da dışarıya çıkmış, ayrıca yağmur duası yapmış ve ebayı da kalb etmiş. Öyleyse ebanın kalbini zamanın yağmur duasına çıkan imam yapsın, bunu terk etmesin. وَقَدْ حَدَّسَنَا رَبِيعُ الْمُؤَذِّنِ قَالَ حَدَّسَنَا أَسَدُ بْنِ مُوسَى قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام أن إسحاق بن عبد الله ابن كنانة من بني مالك بن شرحبيل قبيلة سندنكي evet إسحاق بن عبد الله بن كنانة روايته لدي قال حدثني أبي بابام بنا روايته لدي قال أرسلني بني gönderdi الوليد بن عقبة وليد بن عقبة gönderdi أسألُ له بل onun için sual edeyim an salatı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ne suretle ya istisga duasını yaptı? Yahut namaz var mıydı yok muydu? Beni gönderdi ki bunu sorayım fil istisga yağmur duası hakkında.
فَاَتَيْتُ بِنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Ben Abdullah ibn Abbas'a geldim ki ona sorup ondan öğreneceğim. فَقُلْتُ Ben Abdullah ibn Abbas'a dedim ki, Rabi diyor, اِنَّا تَمَارَيْنَا فِي الْمَسْجِدِ Biz mescitte şüphe ettik, dedikodu ettik, meselenin hakikatine varamadık. فِي صَلَاتِ النَّبِيِّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي الْاِسْتِسْقَى Yağmur duasında Peygamber Efendimiz'in namazı hakkında namaz kıldı mı, kılmadı mı dedikodu ettik, şekke düştük. Evet. تَمَارَيْنَا فِي الْمَسْجِدِ فِي صَلَاتِ النَّبِيِّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي الْاِسْتِسْقَى قَالَ لَا Abdullah bin Abbas dedi ki, yok, siz şekke şüphe düşmediniz. Dedikodu etmediniz siz. وَلَاكِنْ اَرْسَلَكَ بُنُ اَخِيكُمْ الْوَلِيدِ Velid ibn-i Ukbe seni gönderdi. Siz dedi kendi aranızda değil de sizi bir gönderen var. O da kim? Velid ibn-i Ukbe, oranın emiri. O gönderdi. وَهُوَ اَمِيرُ الْمَد۪ينَ O zaman Medine'nin emiri Velid ibn-i Ukbe'ydi. Siz o gönderdi. Yağmur duasını yapacak bilmiyor. O gönderdi dedi. وَلَوَنَّهُ اَرْسَلَ Fakat o kendisi de gönderseydi فَسَأَلَ sual etseydi مَا كَانَ بِذَٰلِكَ Ben sonunda beis yok. Yani Velid ibn-i Ukbe'yi biz sevmiyoruz. Ama kendisi gönderseydi de sorsaydı biz onun hakikatini gene öğretirdik. Velid ibn-i Ukbe siyaset yaptı. Yani beni işaraya katmayın da siz kendiniz öğreniyormuşsunuz gibi gidin sorun dedi. Fakat Abdullah ibn-i Abbas derhal ferasetine anladı ki hayır bu kendi işleri değil. Bunu Medine'nin emiri olan Velid ibn-i Ukbe gönderdi. Soruyor ki nasıl yağmur namazını kıldıracak. Çünkü yağmur namazını fertler kılamaz. Bu emir kimse o kıldıracak. Fakat diyor ki zararı yok. Kendisi de gönderseydi bunda beis yok diye. فَسَأَلَ مَا كَانَ بِذَٰلِكَ بَاسٌ Kendisi gönderse de sorsaydı bunda beis yok diye. ثُمَّ قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Sonra Abdullah bin Abbas buyurdular ki خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz çıktı. مُبْتَذِلًا Eski elbiselerle. Mübtezil. Yani böyle bayramlarda giyilirdik elbise değil. En aşağı elbiseleri giydi. مُتَوَادِعًا مُتَضَرِّعًا Gayet tevazuyla Allah'a yalvararak çıktı. Hatta etel musalla, hatta musallaya geldi. فَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ Sizin bu şimdi okuduğunuz hutbeyi okumadı. Evet. وَلَاكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَى وَالتَّضَرُّعُ وَالتَّكْبِيرُ Dua etmekte, Allah'a yalvarmakta, tekbir getirmekte daim oldu. فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ iki rekat namaz kıldı. كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدَيْنِ Bayramda nasıl namaz kılırsa bayram namazı gibi iki rekat namaz kıldı. Ama sizin bu şimdi okuduğunuz bu hutbeyi okumadı. Şimdi Abdullah bin Abbas'ın bu rivayetine göre hutbe yok. Yalnız namaz var. فَقَوْلُهُ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدَيْنِ Bayram namazı gibi iki rekat namaz kıldı. Bunda diyor orucudur. يَحْتَمِلُ اَنَّهُ جَهَرَ ف۪يهِمَا كَمَا يُجْهَرُ فِي الْعِيدَيْنِ Bayram namazında nasıl kıraat aşikarı okunursa onda da kıraat aşikarı okunur. Bundan bu anlaşılıyor. Bayram namazında aşikarı okunmaz mı? Evet. Öyleyse bayram namazı gibi dediğinde yani kıraat aşikarı okunur. حدثنا فهد قال حدثنا عبيد بن إسحاق العطار قال حدثنا حاتم بن إسماعيل فذكر بإسناده مثله evet aynen bu senetle bu hadisi zikreyledi ve zade fakat ziyadeyledi fasalla rak'ateyni ve nahnu halfahu Resulullah Efendimiz o yağmur duasında iki rekat namaz kıldı biz de onun peşindeydik ne olduğu halde kıldı yecheru fihima bil kıraat Kıraati aşikarı okur olduğu halde. وَلَمْ يُؤَذَّنْ وَلَمْ يُقَمْ Ezan okunmadı, ikamet de olunmadı. Ezansız, ikametsiz. Bayram namazı öyle değil mi? Ezansız, ikametsiz. İki rekat. Namaz kıldırdı. وَلَمْ يَقُلْ مِثْلَ سَلَاتِ الْعِيدَيْنِ Bunu demedi. Bayram namazı gibi kıldırdı demedi. İki rekat dedi. فَدَلَّ ذَلِكَ Öyleyse bu rivayet delalet eder ki اَنَّ قَوْلَهُ مِثْلَ صَلَاتِ الْعِيدَيْنِ Bayram namazı gibi iki rekat kıldırdı demek fi الْحَدِيثِ الْاَوَّلِ bu yukarıda geçen hadiste اِنَّمَا اَرَادَ بِهِ هَذَا الْمَعْنَى Bu manayı murad etti.
Yani ennehu salla bila ezanı ve la ikame. Kema yuf'alu fil eydeyn. Bayramlarda ezan ikamet getirilmediği gibi bunda da ezan ve ikamet getirilmediği. Çünkü bir de bayramlarda tekbir var. Bu salat-ı istiskada da tekbir var mı yok mu? Bayram namazı gibi olunca tekbir de olması lazım. Yok, o manaya değil. Bayram namazlarındaki tekbir gibi tekbirle kılmadı. Yani ezansız, ikametsiz. Bayram namazlarında ezan ikamet yok. Bunda da ezan ikamet yok. Bu manaya. Haddesena Fatun gâle haddesena Ebu Nuaymin gâle haddesena Süfyanu an Hişam ibn-i İsaq ibn-i Abdillah ibn-i Kinane an ebihi fezekere misle hadisi Rabi'in an Esed. Ve Rabi Mazin'in rivayeti gibi Esed'den aynı rivayeti rivayet eyledi. Kale Süfyan fekultu lüşşeyh. Ben diyor şeyhe dedim ki Süfyan, babasına yani. El hutbe qablessela ev ba'deha. Hutbeyi namazdan evvel mi? Okudu Peygamber Efendimiz namazdan sonra mı? Kale la edri. Onu bilemiyorum. Namazdan evvel mi okudu, sonra mı okudu? Öyleyse bu rivayette hutbe de var. Halbuki yukarıdaki bir rivayette dedi ki sizin okudu, Abdullah bin Abbas ne dedi? Sizin bu okuduğunuz hutbe yoktu diyor. Yalnız namaz var idi. Bunda da diyor ki hayır, kıldırdı, sonra hutbeyi soruyor. Ya hutbeyi Resulullah Efendimiz namazdan evvel mi okudu, sonra mı okudu? Dedi ki onu bilmiyorum. Fefî hâzel hadis, bu hadis doğrucudur. Zikru salâti vel cehri fîhâ bil kıraat. Hem namazın zikri vardır, hem de aşikârı okunması vardır. وَدَلَّ جَهْرُوا فِيهَا بِالْقِرَاةِ Aşikârı okunmasında, bu da delalet etti ki اَنَّهَا كَسَلَاتِ الْعِيدِ Bu bayram namazı gibidir. اَلَّتِي تُفْعَلُ نَهَارًا Bayram namazı gibi gündüzün yapılır. فِي وَقْتٍ خَاسٍ Hususi bir vakıtta. Bayram namazı ne vakit kılarlar? Gün doğduktan önlüğe kadar. Vakti böyle değil mi? Bu yağmur duasının da vakti o vakittir. O vakitte kılınır. فَحُكْمُهَا الْجَهْرُ Bunun hükmü de, kıraatinin hükmü de nedir? Gizli mi okuyacak imam? Aşikâre mi? Aşikâre okuyacak. وَكَذَٰلِكَ اِذَا صَلَاتُ الْجُمْعَةِ Cüm'e namazı da böylecedir. هِيَ مِنْ صَلَاتِ النَّهَارِ Cüm'ede gündüz namazlarındandır. Halbuki gündüz namazlarında kıraat-ı aşikâre okunmaz. Okunmaz. Bu da böyledir. وَلَاكِنَّهَا مَفْعُولَةٌ فِي يَوْمٍ خَاسٍ Hususi bir günde kılınır cüme. Cüme günü kılınır, her gün kılınmaz. فَحُكْمُهُ Öyleyse cüme namazında hükmü nedir? El-cehr. Demek ki herhangi bir namaz ki gündüzün kılınır da fakat müeyyen bir günde kılınır cüme namazı gibi. Yahut müeyyen bir vakıtta kılınır bayram ve istiska namazları gibi onlarda cehr yapılır. Bayramın hem günü müeyyen, hem vakti müeyyen. Cümenin de hem günü müeyyen, hem vakti müeyyen. Fakat salat-ı istiskanın vakti müeyyen ama günü müeyyen değil. Hangi gün salat-ı istiskaya çıkarsan çık. Yalnız vakti müeyyen. O da nedir? Bayram namazı hangi vakitte kılınıyorsa o vakitte. Fesebbete bizalik bununla sabit oldu ki enne kezalik hükmü salavatı ki tusalla bi'n-nahar. Gündüzün kılınan namazların hükmü böylecedir. La fi sa'iril ayyam diğer günlerde değil. Velakin bi'aridin bir ariz dolayısıyla bir sebep dolayısıyla gündüz kılınan namazlarda kıraat aşikar okunur. Ev fi yevmin hasse. Yahut da hususi bir günde kılınır. Cuma ve bayram namazları gibi. فَحُكْمُهَا الْجَهْرِ Onların hükmü cehirdir. Mesela diyelim ki havada bir alamet zuhur etti. Yahut şiddetli bir fırtına zuhur etti. Yahut da bir tehlike zuhur etti. Nas nereye koşacak? Namaza koşacak. Allah'a yalvaracak. Mesela salat-ı feza. Buna ne derler? Salat-ı feza. Korkudan namaza başladı biliyorlar. Gündüz kılacaklar bunu. Gündüz kılınan namazlarda kıraat aşikar okunmaz. Fakat bunun hususi sebebi olduğundan dolayı aşikar okunur. Dedi ki bu. Ve kullu salatin tuf'alu fi sa'iri leyyami neharen. Her bir namaz ki gündüzün kılınır diğer günlerde la li'aridin ve la fi vaktin hasi. Bir sebep dolayısıyla değil. Hususi vakit dolayısıyla da değil. Fe hükmühel muhafetetu. Onun hükmü nedir?
kıraatin gizli okunmasıdır. Gündüzün namaz kılacak. Tesbih namazı kılacak, yahut da evvabin kılacak, işrak namazı kılacak, gizli okuyacak. Aşikar okunması için ya hususi bir günün namazı olacak, cüme ve bayram gibi. Yahut da bir sebep olacak. Yağmur duası gibi, yahut da başka feza namazı gibi, yahut da böyle bir şey olacak. فَثَبَتَ بِمَا زَكَرْنَا Biz zikrettiğimiz bu şeyle sabit oldu ki اَنَّ صَلَاتَ الْاِسْتِسْقَاءِ سُنَّتٌ قَائِمَةٌ Yağmur duasına çıkarken namaz kılmak bir sünnettir. Ve bu sünnet de sabittir. لَا يَنْبَغِي تَرْكُهَا Onun terki layık değildir. Namaz kılınması lazımdır. وَقَدْ رُوِيَ ذَٰلِكَ اَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجِهِ Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi fakat bir terikle değil, birçok vecihle, birçok terikle. Eğer bir terikten gelirse der ki bir vecih vahidi. Bir terikle rivayet edildi fakat bir terikten fazla olursa nedir? Min gayri vecih. Haddesena Ruh ibn Ferec, kâle haddesena Harun ibn Sa'id ibn Heysem. El-Ayiliyyü, kâle haddesena Halid ibn Nizar, anil Qasim ibn Mebrûh. عن يونس بن يزيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أزلت عائشة رضي الله عنها دن روايته التي قالت شك الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوت المطر الناس geldi Peygamber Efendimiz'e yağmurun kesildiğinden şekvalandılar فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنبر Peygamber Efendimiz emretti bir minber getirdiler فوضع Fil musalla, minber musallada konuldu. Ve ba'den nase yahrucune yevmen. Nase de vaad etti ki filancı günü çıkın. Toplanın o günü yağmur duası yapalım. Kâlet Âişetu radıyallahu anha Hazreti Âişe buyurdular ki ve kharaca Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hine beda hacibu şems. Peygamber Efendimiz o vaad edilen günde güneşin Kaşi çıktığı vakitte o da evden çıktı. Yani güneş doğdu, göründü. Evet. Fakaade alel minber. Peygamber Efendimiz minbere oturdu. Fehamidellâhe, Allah'a hamd etti. Sümme kâle. Sonra dedi ki, innekum şekevtum ileyye cedde cenâbikum ve istiharel matari an ibâni zemânihi ankum. İnnekum şekevtum. Siz şekva ettiniz ileyye bana Cedde cenabikum sizin yağmurun kesildiğini cenab bi feth bi cimin fenunin ahiru muvahhede en nahiye yani sizin tarafınıza yağmur yağmadı onda şekva ettiniz cedid kuraklık cenab da nahiye yani sizin kendi tarafınıza yağmur yağmadı ondan şekva ettiniz ve istiharel matari yani bani zemani ankum Yağmur zamanı geldi, geçti de yağmur yağmadı. Yağmurun mevsiminde gelmediğinden de şekva ettiniz. وَقَدْ اَمَرَكُمْ عَزَّ وَجَلْ Cenab-ı Hak Teala Hazretleri sizi emretti. اَنْ تَدْعُوهُ Siz dua edin. Duayı emretti Cenab-ı Hak. وَوَعَدَكُمْ Yine size vaat etti ki اَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ Duanızı da kabul eder. اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ Sonra herhangi bir müşkilata düşersinizse Allah'a dua edin Cenab-ı Hak. Beni iltica edin buyuruyor. Ve ama biz çıkıp dua edeceğiz ama Allah kabul eder mi etmez mi? İcabet edeceğini de gene vaat etti. Siz dua edin ben icabet ederim. Sümme kâle. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Elhamdülillahi rabbil alemin. Maliki yevmiddin. La ilahe illallah. Yef'alu ma yurid. Allahümme entellah. La ilahe illa entel ganiy. ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين ودعيو قدي الحمد لله حمد الله المخصوص böyle Allah ki Rabbil Alemin bütün alemleri terbiye eden alemi insan olsun alemi hayvan olsun alemi melekut olsun alemi ins cin hem çok her türlü bunların hepsinin terbiye edicisi Allah'a mahsus Maliki yevmiddin, ahiret gününün sahibi de odur. Ahiret günü ne melik var, ne padişah, ne sultan. Hazreti Allah'tan başka hiçbir şey yok. Şimdi bu dünyada birçok hükümetler var, sultanlar var, padişahlar var. Ahirette de var mı bu? Yok, hiçbirisi yok.
La ilahe illallah. İbadete layık ve müstahak. Allah'tan başka kimse yoktur. Yef'alu ma yurid. Dilediğini işler. Cenab-ı Hak ne murad ettiyse onu işler. Allahümme ya Rabbi entellah me'budun bilhak. İbadete layık ve müstahak sensin. La ilahe illa ente. Senden başka ibadete layık kimse yoktur. El ganiyyü. Sen ganisin. Hiç kimseye ihtiyacın yoktur. Ve nahnul fukara. Biz fukarayız. İhtiyacımız vardır. Enzil aleyna ya Rabbi bize gönder. El gayse yağmuru gönder. Faydalı yağmur gönder. Vec'el gıl. Ma ol biz şu yağmuru ki enzelte lena bizim için gönderdiğin o yağmuru da gıl. Kuvveten bize kuvvet gıl. Bize fayda verecek bir şey gıl. Ve belagan ilahin. Bir zamana kadar da belag. Yani yetsin öyle hemen az bir şey olmasın. Yetecek kadar bize yağmur ver dedi. Bu duayı okudu. Sümme refa'a yedeyhi ellerini kaldırdı sallallahu aleyhi ve sellem. Felem yezel fir ref'i. Ellerini kaldırmakta daim oldu. Hatta beda beyadu ibdeyhi. Hatta kollarının altının beyazı göründü. Ellerini o kadar yukarı kaldırdı ki koltuğu altlarındaki beyazlar göründü. Sümme havvele ilen nâsı zahrehu. Sonra Peygamber Efendimiz arkasını cemaate çevirdi. Ve galebe ev havvele ridâhu. Ondan sonra galb etti. Yahut da tehvil etti. Yani ya eteklerini omuzlarına aldı. Yahut da ters giydi ridasını. Râfi'un yedeyhi. Ellerinde gene yukarıdaydı. Gene dua ediyordu. Sümme akbele alen nâsı. Sonra nâsa yüzünü çevirdi. Ve nezele indi. Duadan sonra. فَصَلَّا رَكْعَتَيْنِ İki rekat namaz kıldı. وَاَنْشَاءَ اللّٰهُ سَحَابًا Cenab-ı Hak derhal orada bir bulut halk etti. فَرَعَدَتْ Derhal gök gürledi. وَبَرَقَتْ Şimşekler çaktı. وَاَمْتَرَتْ Yağmurlar da yağdı. بِاِذْنِ اللّٰهِ تَعَالَى Allah-u Teala'nın izniyle. فَلَمْ يَاتِ مَسْجِدَهُ Peygamber Efendimiz o musallada Mescid-i Saadet'e gelmedi. حَتَّى سَالَتِ السُّيُّ Yani menakede olmuş bu. Menakeden mescide gelememiş, hatta seller akmış. فَلَمَّا رَوَى اِلْتِوَاءَ الثِّيَابَ عَلَى النَّاسِ Peygamber Efendimiz baktı ki, millet elbiselerini, yani sel aktı sular, elbiselerini yukarı çekiyorlar, çemirleniyorlar. Bunu gördü. وَتَسَرُّعَهُمْ اِلَى الْكِنِّ Derhal oradan da çarçabuk herkes kendi evine kaçmaya başladı. Bunu Resulullah Efendimiz görünce dahik. Gülür güldü. Hatta bedet nevatizuhu, hatta dişleri göründü. Gülümsedi yani. Ve kâle, dedi ki, eşhedü enne Allah ala kulli şeyin kadir ve enni abdullahi ve asûl. Eşhedü ben şehadet ederim. Dilimle ikrar, kalbimle tesdik ederim ki, enne Allah'a Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ala kulli şeyin, her bir şeye kadir, kadirdir, gücü yeter. Ve enni ben de Abdullah Allah'ın kuliyim ve Resulü hem de elçisiyim. Derhal duanı kabul etti. Ya Peygamber Efendimiz gülümsedi. Haddesena ibn-i Merzuk kâle haddesena Vahd ibn-i Cerih kâle haddesena Ebi kâle semi'atun Nu'man ibn-i Raşid yuhaddisu an-i Zuhriyyü en Hümeyd ibn-i Abdirrahman an Ebi Hureyre radıyallahu anh. Evet, İbn-i Merzur senedi sahih ile Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala'ndan rivayet ediyor ki kâle, Hazreti Ebu Hureyre buyurdular ki harece Nebiyyullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Peygamber Efendimiz çıktı yevmen bir gün yestesgî yağmur duası yapmasına fasallâ binâ rek'ateyni bize iki rekat namaz kıldırdı bi gayri ezânin ve lâ ikâmetin ezan ve ikamet olmaksızın bize iki rekat namaz kıldırdı. Hâle Hazreti Ebu Hureyre buyurdular ki sümme hatabana sonra bize bir hutbe okudu ve de Allah, Allah-u Teala'ya dua etti ve havvele veçhehu nehvel kıble yüzünü kıble tarafına çevirdi. Yani dua okurken imam arkasını kıbleye çevirir, yüzünü cemaate dua eder. Lakin bunda öyle değil. Arkası cemaate, yüzü kıbleye. وَرَفَعَ يَدَيْهِ Ellerini de kaldırdı duada. وَقَلَبَ رِدَاءَهُ Ridasını da kalbetti.
fethi alel eymeni alel eyser, evet, sağ omuzunun yerini sola, vel eyser alel eymen, sol omuzunun yerini de sağa getirir. Şimdi bu rivayette salat-ı istiskada namaz ve hutbe var mı yok mu? Var bu rivayette. Çünkü okuduğumuz giymiş olduğu ebanın tehvil edilmesi, kalb edilmesi var idi. Fakat bugünkü okuduğumuz hadis-i şeriflerde hem namaz var, hem dua var, hem ebanın kalbi var. Haddesena Muhammed ibn-i Nu'man kâle haddesena el-Humeydiyyü kâle haddesena Muhammed ibn-i İsmail ibn-i Ebi Hüdeyk ve Khalid ibn-i Abdirrahman an Ebi Zid an ibn-i Ebi Zid ha, yani başka bir sene. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا أسد قال حدثنا ابن أبي زيد عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عباد بن تميم عموجة سندن روايته الذي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد بن تميم عموجة في عمر فمنزل أصحاب ضن إلي يركي عموجة سدمشك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما. Ben bir gün Resul-i Ekrem Efendimiz'i gördüm. Harece yestesqi, yağmur duasına çıkmış idi. Fehavvele ilen nâsi zahrehu, arkasını cemaate çevirdi. Vestakbelel kıblete yed'u, kıbleye döndü, dua etti. Sümme havvele ridâehu, ondan sonra ridasını kalbetti. Benim vakit kilitlenecek miydi? Bitmişse yindirsin, kilidi lüzum yok. Sümme sallâ rak'ateyni, sonra iki rekat namaz kıldı. Kâre'e fîhima, o iki rekatte namaz kıldı ve cehere hem de aşikâre okudu. Haddesena Yunus, kâle ehberene ibn-i Vehbin, kâle ehbereni ibn-i Ebizi ve zekere mislehu bi isnâdini. Evet, Yunus da yine ibn-i Ebizi'den senetle rivayet ediyor. Aynı bu hadisi şerifi غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْجَهْرَ. Fakat bunun sonki rivayette iki rekat namaz kıldırdı. Ama gizli mi okudu Kur'an'ı, aşkara mı okudu, onu zikretmedi. Evet. فَفِي هَذِي الْاَثَارِ, işte bu eserlerde orucudur. ذِكْرُ الْخُطْبَةِ مَعَ ذِكْرِ الصَّلَةِ, namazın zikriyle beraber bir de hutbenin zikri var. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırmış ve hutbe okumuş. فَثَبَتَ بِذَٰلِكَ, bununla sabit oldu ki اَنَّ فِي الْاِسْتِسْقَاءِ خُطْبَةً, yağmur namazında, yağmur duasında hutbe vardır. غَيْرَ اَنَّهُ قَدْ اِخْتُلِفَ, yalnız var ki ihtilaf olundu. فِي خُطْبَةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَتَا كَانَ. Peygamber Efendimiz namaz kıldırmış, hutbeyi de okumuş ama bu hutbe namazdan evvel mi olmuş, sonra mı olmuş, bunda ihtilaf olmuş. Yani cüm'e gibi mi? Evvela hutbeyi okuyup sonra namaz mı kıldıracak? Yoksa evvela namazı kıldırıp bayram gibi sonradan mı hutbeyi okuyacak? Cüm'e gibi mi, bayram gibi mi? Yukarıda dün okuduğumuz hadis-i şeriflerde bayram gibi dedi. Bayram gibi olunca yani evvela namaz kıldıracak, sonra hutbeyi okuyacak. Fakat bunda ihtilaf var. Bazıları diyor ki hutbe var idi, bazıları diyor yok idi. Fakat bu hadislerde hutbe olduğu sabit oluyor. Vakti ne vakit dedi? Namazdan evvel mi sonra mı? Onda ihtilaf var. فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ. Hadis mi? فَفِي حَدِيسِ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ, Hazreti Ayşe'nin ve Abdullah ibn Zeyd'in hadislerinde olucudur ki اَنَّهُ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ, namazdan evvel hutbe okudu. Yani cüm'e gibi. وَفِي حَدِيثِ اَب۪ي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ خَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ, Hazreti Ebu Hüreyre'nin hadisinde de namazdan sonra hutbe okundu. İhtilaf oldu. Öyleyse bu ihtilafı kaldırmak için hangi taraf kuvvetliyse onu teyit edecek başka hadis-i şerifler aramak lazım. Onun için müellif diyor ki فَنَزَرْنَا فِي ذَٰلِكَ, biz bunda nazar ettik, aradık ki acaba bu ihtilafın hangisi kuvvetlidir. فَوَجَدْنَا الْجُمْعَةَ, biz cüm'eyi bulduk ki fiha hutbetun, cüm'ede hutbe vardır. وَهِيَ قَبْلَ الصَّلَاءُ, o hutbede namazdan evveldir. وَرَأَيْنَا الْعِيدَيْنِ,
iki bayrama da baktık. Ramazan bayramı, Kurban bayramına. Fihima hutbetun. Onlarda da hutbe vardı. Vahiyye ba'da salah. Fakat bayramlardaki hutbe namazdan sonra. Madem ihtilaf olundu, biz bir asıl bulacağız, asla kıyas edeceğiz. Asıl bir cüm'e namazı var, bir bayram namazı var. Cüm'e namazına baktık, hutbe namazdan evvel. Bayram namazlarına baktık, hutbe namazdan sonra. Hangisine biz kıyas edeceğiz? Yağmur için çıktık, namaz kıldık. Bunun hutbesi cüm'e gibi mi olmalı, bayram gibi mi olmalı? Evet. وَهِيَ بَعْدَ سَلَا كَذَٰلِكَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَفْعَلْ Peygamber Efendimiz böyle yapardı. Cüm'e hutbesini evvel okurdu, bayram hutbesini sonra okurdu. فَاَرَدْنَا اَنَّنْ زُرْ Biz bakmak istedik. فِي خُطْبَةِ الْاِسْتِسْقَى İstiska hutbesinde بَاَيِّ الْخُطْبَتَيْنِ هِيَ اَشْبَهْ Bunların ikisinden hangisine daha ziyade benziyor? Cüm'e mi daha ziyade benziyor? Bayrama mı? فَنَعْتِفِ حُكْمَهَا عَلَى حُكْمِهَا Hangisine daha ziyade benziyorsa salat-ı istiskanı hutbesini de onun hükmünde kılalım. Cüm'e'ye daha ziyade benziyorsa hutbeyi namazdan evvel diyelim. Bayrama daha ziyade benziyorsa hutbeyi namazdan sonra diyelim. Buna nazar ettik, baktık. فَرَيْنَا خُطْبَةَ الْجُمْعَةِ فَرْضًا Baktık ki cüm'enin hutbesi farzdır. وَسَلَاةَ الْجُمْعَةِ مُضَمَّنَةً بِهَا Cüm'e namazı da hutbe ile mudammandır. Yani hutbe okunmazsa cüm'e namazı sahih olmaz. Evet. لَا تُجْزِي اِلَّا بِإِصَابَتِهَا Cüm'e namazı caiz olmaz ile hutbe okunacak. Acaba bu yağmur duasındaki hutbe de bunun gibi mi? Hutbe okunmazsa yağmur duasının namazı tamam olmaz. Ona mı benziyor? Bakacağız ona. وَرَيْنَا خُطْبَةَ الْعِيْدَيْنِ Bayram hutbelerine baktık. لَيْسَتْ كَزَارِكْ Cüm'e gibi değil. Bayram namazını kıldıktan sonra hutbeyi okusan da bayram namazı sahih oldu, okumasan da sahih oldu. Hutbe farz değil. لِأَنَّ صَلَاةَ الْعِيْدَيْنِ Bayram namazları, iki bayramın namazı تُجُزِئُ اَيْضَى وَاِنْ لَمْ يَخْتُرْ Namazı kıldı mı? Namazı sahihtir. İsterse hutbe okumasın. وَرَيْنَا صَلَاتَ الْاِسْتِسْقَى Bir de istiska namazına baktık. تُجُزِي اَيْدَا وَاِنْ لَمْ يَخْتُبْ Hutbe okumasa bile namaz oluyor. Öyleyse istiska namazı cümleye mi benzedi? Bayram namazlarına. Bayram namazlarına. Öyleyse bu hutbe ba'da salah olmalı. أَلَا تَرَى Görmez misin ki اَنَّ اِمَامًا Bir imam لَوْ سَلَّى بِالنَّاسِ فِي الْاِسْتِسْقَى İstiskada, yağmur duasında namaz kıldırsa وَلَمْ يَخْطُبْ Hutbe okumasa كَانَتْ صَلَاتُهُ مُجُزِئَةً Onun namazı kafidir. Namaz sahihtir. غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ أَسَاءَ Lakin o isaat etti. Evet. فِي تَرْكِيَ الْخُطْبَةَ Hutbeyi terk ettiğinde isaat etti. İsaat demek yani sünneti terk etti, günahkar oldu. Yoksa namaz sahihtir. Yalnız hutbeyi terk etmeyecekti. Ettiğinden dolayı sünneti terk etti, isaat etti. فَكَانَتْ بِحُكْمُ خُطْبَةِ الْعَيْدَيْنِ Öyleyse fekanet istiska namazı oldu. بِحُكْمُ خُطْبَةِ الْعَيْدَيْنِ Bayramların hutbesine eşbehe daha ziyade benzer oldu. Minha bi hükmü hutbetil cüm'e. Cüm'e hutbesine benzemeden ise bayram hutbesine benzemesi daha ziyade benzer oldu. Fennezeru ala zalik. Bunun üzerine nezer en yekûne mevdi'uha. İstiskanın, hutbesinin mevdi'i olan min salatil istiska misle mevdi'a min salatil aydi. Hutbe bayram namazlarında nasıl idi? İstiska namazında da öyle olur. Bayram namazlarında namazdan sonra öyleyse istiskada da namazdan sonra. Fesebete bizalik işte bu nazarla buna kıyas derler. Bu kıyasla sabit oldu ki enneha ba'das salati la qabliha hutbe namazdan sonradır. Namazdan evvel değildir.
وَهَذَا مَذْهَبُ اَب۪ي يُسْفُ. İşte İmam Ebu Yusuf'un mezhebi de budur. İmam Ebu Hanife'nin mezhebi neydi? Sadece namaz da yok idi, hutbe de yok idi. Sırat-ı sırat, sadece dua idi. İmam Ebu Yusuf'un mezhebi de hayır, namaz da var, hutbe de var ve hutbe de namazdan sonra. Hocam bunu yaptılar sonra ama hutbeyi evvel yaptılar. He? Evet. İhtilaflı ya canım, o başka, o da gelecek. وَقَدْ رُوِيَ ذَٰلِكَ. Bu rivayet edildi. Ammen, şu bir kimselerden ki, Dâden Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den sonra Eshab-ı Kiram'dan da böyle rivayet edildi ki, اَنَّهُ صَلَّى فِي الْاِسْتِسْقَى وَجَهَرَ بِالْقِرَاءِ. Eshab'dan bazılarından rivayet edildi ki, istisqa namazına çıktılar, namazı kıldılar ve namazdan sonra hutbeyi okudular. Onların bu davalarını ispat edecek nedir? Bu da gene rivayetinden oluyor, aklından değil. Ve ne de naklediyor? Diyor ki, haddesena Fehdun, kâle haddesena Ebu Gassane, kâle haddesena Züheyr ibn-i Muaviye, kâle haddesena Ebu İshâfe, kâle kharece Abdullah ibn-i Yezid, yestesqi Abdullah ibn-i Yezid, yağmur duasına çıktı. Ve kâne kadre en-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Yezid Peygamber Efendimiz'i görmüştü, yani ashab-ı kiramdan idi. Kâle, ravi diyor ki, Abdullah ibn Yezid çıktı ve kharece fî men kâne me'ahû. O namaza çıktı, fakat onunla beraber çıkanlardan idi kim? Berâ ibn Azib. Ashab-ı kiramdan Berâ ibn Azib var idi ve Zeyd ibn Erkam. Zeyd ibn Erkam var idi. Kâle Ebu İshak, وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَيْذٍ. Ben de onlarla beraberdim. Namazı kıldıran eshaptan. Ayrıca Berâ ibn-i Azib ile Zeyd ibn-i Erkam eshaptan, bunların ikisi de var. O gitti üç sahabe. Ben de diyor onlarla beraber yağmur duasına çıktık. فَقَامَ قَائِمًا عَلَى رَاحِلَتِهِ. Abdullah ibn-i Yezid diyor, kendi rahilesi yani hayvanının üzerinde ayağı kalktı. عَلَى غَيْرِ مَنْبَرٍ. Menber yok. Hutbeyi hayvanın üzerinde okumuş, deve yahut adı. وَاسْتَسْقَى. İstisqa etti. Yani dua etti. وَاسْتَغْفَرِ. İstiğfar etti. وَسَلَّى رَكْعَتَيْنِ. İki rekat namaz kıldırdı. وَنَحْلُ خَلْفَهُ. Biz de onun peşinde o namazı kıldık. فَجَهَرَ ف۪يهِمَا بِالْقِرَاءَ. Kıraati de aşikarı okudu. وَلَمْ يُؤَذِّنْ. Ezan okumadı. يَوْمَيْذِنْ وَلَمْ يُقِدْ. Ezan ikamette yoktu. Ezansız, ikametsiz iki rekat namaz kıldırdı. Fakat hutbeyi gene zikretmedi. Bu rivayette Abdullah ibn Yezid evvela dua etti hayvan üzerinde. Ondan sonra indi, iki rekat namaz kıldırdı ve dua kıraati de aşikarı okudu. Bu var. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene Ali ibn Ca'd kâle ahberena Züheyr فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. O da bu hadisi şerifi, evet, Züheyr zikretti. غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيسِهِ. Züheyr bu rivayetinde zikretmedi. اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيدْ قَالَ كَانَ رَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Abdullah ibn Yezid Peygamber Efendimiz'i gördüğünü söylemedi. Yukarıki hadiste diyor ki Peygamber Efendimiz'i idrak etti, yani ashabtan idi. Ve bu ikinci rivayette bunu söylemiyor. Eshab'dan miydi, tabiinden miydi, onu söylemiyor. Fakat tabiinden olsa bile onunla beraber kim vardı? Berâ ibn-i Azib ile Zeyd ibn-i Erkam vardı. Onların ikisi de sahabelerdi. Haddesene ibn-i Merzûk, kâle haddesene Vehbun, kâle haddesene Şu'betü en Ebi İshâk, kâle kharece Abdullah ibn-i Yezid yestesli bil kufe ve sallâ rak'ateyni. Yani şimdi burada Abdullah ibn-i Yezid bu namazı nerede kıldırmış? Kufe'deymiş ya. Kufe'de kıldırmış ve nasıl iki rekat namaz kıldırmış. Fakat hutbeyi yine bahsetmedi. Evet. O kadar. Şimdi bu hutbe meselesi ihtilaflı kaldı. İmam Ebu Yusuf'a göre hutbe şeyden sonra. Bu namazdan sonra. İmam Ebu Hanife'ye göre namazda yok, hutbede yok. Ama kılarsa onda da beis yok. Yani kılmasın değil mi? Yani sünnet değil diyorum o da. Fakat kılarsa beis yok.
Kaldı, İmam Muhammed'in reyini hiç beyan etmedi hangisiyle beraber. İşte bu Hanefi mezhebinde olan iki kavli beyan etti. Öteki mezheplere taarruz etmedi. Yani demek ki bunlar da hutbenin namazdan evvel olduğuna kail olmuşlar. Namazdan evvel kıldırmışlarsa bunlar. Bizim öyle yapıyorlar, diyorlar ki herkes hakkını, hukukunu birbirine helal etsin. Solanlar barışsın filan. Yani o başka, o var. Uygun geliyor yani. Aklınla değil ki bu nefle Peygamber Efendimiz kıldıracak da sen de diyeceksin ki Peygamber Efendimiz böyle kıldırdı. Ya uygun gelirdi demek olmaz. Uygun gelir, ben derim ki akşam namazı bir rekat olmaz. Uygun böyle gelir. Hayır, şimdi siz öyle... Dar vakit niye üç rekat kılınıyor? Bir rekat kılınsın. Bunlar nakil olmuş. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbesine vakit okundu. Bunda ihtilaf ediyorlar. Hazreti Ayşe öteki zatta kimiydi? Abdullah ibn Zeyd buna diyorlar ki Peygamber Efendimiz namazdan sonra hutbeyi okudu. Namazdan evvel mi sonra mı? Onlar evveldi. Evet, namazdan evvel okundu. Evet. Hazreti Ebu Hureyre diyor ki namazdan sonra tabii. Onun için demek onu da almışlar, onu da almışlar. Fakat kıyasa bakınca İmam Ebu Yusuf getirdi istiska namazını bayrama kıyas etti. İnanılık bayramda hutbe namazdan sonradır. Bunda da namazdan sonra olması. Kıyas da akıl da onu teyit etti. Çünkü cumaya kıyas olmaz ki cumanın hutbesi farzdır. Ve okunmasa cuma sahih olmaz. Bayram namazının hutbesi sünnettir. Okunmasa da caiz olur. İstiskanın hutbesi de sünnettir. Okunmasa namaz sahihtir.